Salur Belediye Başkanımız, Belde Başkanımız, Manyas İlgenemeyisi üyemiz, Salur Belde Başkanımız ve Kızıksa Belde Başkanımız aramızda, Kadın Kolları ve ilçe yöneticileri aramızda. İzmir Seferhisar Ulamış Kadın Emeği Derneği aramızda. Hoş geldin diyoruz kendilerine. Beypazarı ilçe başkanı ve ilçe yönetimi aramızda. Ve Karaşar Belediye Başkanımız aramızda. Mersin İl Başkan Yardımcısı ve arkadaşları aramızda. Yine Selim Bilgin Artvin İl Başkanımız aramızda. Muğla Datça İlçe Başkanımız aramızda ve İstanbul Ataşehir Kadın Kolları aramızda. Çerkezköy İlçe Örgütü aramızda. Değerli milletvekilleri, değerli konuklar, dün Burdur'dan Ankara'ya Kesk tutuklu yakınları aramızda, kendilerine hoş geldin diyoruz. Değerli milletvekilleri, değerli konuklar, dün Burdur'dan Ankara'ya gelirken kaza geçiren genel başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yine buradan bir duyuru yapmak istiyorum. 1 Haziran 2013 Cumartesi günü, yani bu cumartesi günü saat 16'da İstanbul'da Kadıköy Meydanı'nda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı Özgürlük ve Demokrasi için Meydan Okuyoruz mitingini gerçekleştireceğiz. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Şimdi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu haftalık konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, efendim izninizle eski Kültür Bakanımız Sayın İstemiyan Talay aramızda. Kendileri bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyor. Sayın İstemiyan Talay'a yuvaya hoş geldin diyoruz ve kendisini kürsüye davet ediyorum. Değerli milletvekilleri, grubumuzu izlemeye gelen değerli arkadaşlarım, televizyonları başında bizi izleyen, dinleyen değerli yurttaşlarım, hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunarak konuşmama başlıyorum. Bu sabah Nazmiye Demirel'in vefat ettiğini öğrendim. Allah rahmet eylesin diyorum.
örnek bir Türk ailesini simgeleyen kadındı. Bütün yaşamını politikanın içinde geçirdi. Vakur, saygın konumunu her zaman korudu. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, başta değerli Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'e ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Dün Burdur'daydım. Esnafı gezdik. Sanayicilerle beraber olduk. Emin olun, her tarafta şikayet var. Çiftçiyi dinliyorsunuz, biz bittik diyor. Süt üreticisini dinliyorsunuz, biz mahvolduk diyor. Balık yetiştirip Avrupa'ya ihraç eden kişi, ben artık çiftliği tamamen kapatacağım diyor. Küçük sanayi sitesindeki sanayici, burayı yarı açıp cezaevine döndürdüler diyor. Herkesin şikayeti var. Onlara şunu söyledim. Burdur'un belediyeden kaynaklanan sorunlarının çözülmesini mi istiyorsunuz? Evet dediler. Demokraside çare tükenmez. Seçim geliyor. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı seçersiniz, görürsünüz halka hizmetin nasıl verildiğini. Elbette ki siyaset halka hizmet etmektir. Siyasetin görevi halkın sorunlarını çözmektir. Biz siyaseti cebimiz dolsun diye yapmıyoruz. Biz siyaseti yandaşlara ihale verelim diye yapmıyoruz. Biz siyaseti yedi göbek akrabamız köşeyi dönsün diye yapmıyoruz. Biz siyaseti kul hakkı yemek için yapmıyoruz. Biz siyaseti bu halk için yapıyoruz. Bu vatandaş için yapıyoruz. Onurlu Türkiye için yapıyoruz siyaseti. Kimin ne sorunu varsa, ister çiftçi olsun, ister memur, ister emekli olsun, ister sanayici. Kimin ne sorunu varsa, çözümü bellidir, adresi de bellidir. Yeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kesti arkadaşlarımız burada. Haksız tutuklandıklarını söylüyorlar. Hiç endişe etmeyin. Kim haksızlığa uğradıysa Cumhuriyet Halk Partisi onların yanındadır. Biz mazlumların partisiyiz. Kimse unutmasın bunu. Yeter ki inanarak düşüncelerimizi savunarım. Demokrasiyi ve özgürlüğü getireceksek bunun için topluca mücadele edeceğiz. Dün, ondan önceki gün Antalya'da ve Burdur'da söyledim. Geçmişte merkez sağa oy veren bütün yurttaşları Cumhuriyet Halk Partisi'nin şemsiyesi altına çağırdım. Ve onlara şunu söyledim. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır dedim. Sayın Başbakan en nihayet vizeyi aldıktan sonra Türkiye'ye döndü ve Reyhanlı'ya gitti. Allah aşkına haberleri izlerken biraz ürpermedim desem doğruyu söylememiş olurum. 5 askeri helikopter, binlerce polis,
özel veriler. Ne oluyor dedim ya başbakan, düşman ülkesine mi sefer yapıyor acaba? Reyhanlı'ya gidiyorsun sen, Reyhanlı'ya. Öyle anlaşılıyor ki bu grup toplantısında kadın kardeşlerimiz daha heyecanlı. Samimi söylüyorum. Yetim hakkı yiyenlerden hesap sormak benim birinci görevim olacaktır. Reyhanlı'ya gidiyor. Dinleyici dışarıdan, polis dışarıdan. Ne oluyor Reyhanlı'da? Benim gibi gidemiyorsun. Vatandaşa merhaba diyemiyorsun. Çayını kahvesini içemiyorsun. Sen başbakan mısın? Kusura bakmayın ama 5 askeri helikopterle Türkiye'de bir ilçeye başbakan gidiyorsa onun başbakanlığı tartışılır artık. Kusura bakmasın. Efendim, Amerika'da beyzbol sopasını yedikten sonra dünyası değişti. Dünyası değişti. Ne yapacağını bilmiyor. Kime saldıracağını bilmiyor. Hiç endişelenme Recep Tayyip Erdoğan. Sonuna kadar sana bütün bunların hesabını soracağım. Siz hiç şöyle bir iktidar duydunuz mu Allah aşkına? 90 yıllık Cumhuriyet tarihinde. Askerlerin başına çuval geçirilir, adamdan tık yok. Sen hangi ülkenin başbakanısın? 14 kişi cilve gözünde katledilir, adamdan tık yok. 52 yurttaşımız Reyhanlı'da hayatını kaybeder, sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi. Malum hava sıcak, onun da sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi. Ben çok iyi biliyorum. Uludere'de 34 yurttaşımız katledilir, sorumlusu yok. Ben ne söylemiştim? Senin izlediğin dış politika nedeniyle sen Orta Doğu'nun şamar olanına döndün demiştim. Defalarca uyardım. Defalarca ikaz ettim. Yanlış bir politika gidiyorsun dedim. Türkiye dedim. Bizler dedim. Binlerce yıldır yönümüzü batıya çevirmişiz dedim. 1071'den beri biz yönümüzü batıya çevirdik. Uygarlığa çevirdik dedim. Orta Doğu'nun bataklığına girme dedik. Girersen çıkamazsın dedik. Kan gölüne döndürürsün orayı dedik. Türkiye'nin itibarını sarsarsın dedik. Sen bilmiyorsun dedi. Ben bu işleri biliyorum dedi. Neden? Kendisi ülkeyi yönetmiyor ki. Onu yönetenler ülkeyi yönettiklerini sanıyorlar. Seni yönetiyorlar. Sen ülkeyi yönetmiyorsun. Zaten sorunumuz da o. Ne demişlerdi? Bunu kullanın, deliye süpürmeyin demişlerdi. Sen hala kullanıldığının farkına varmadın mı?
Mavi Marmara, yanlış yapıyorsun dedik. 9 yurttaşımız şehit oldu. Efelendi. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Para vereceğim dedi. Sesinizi kesin dedi. Her insanı, her mağduru parayla satın alacağını düşünüyor. Çünkü her şeyi para bunların. Dünyaya da parayla bakıyorlar. Demiştim ya, mümkün olsa kefenlerine cep yaptıracaklar, parayı alacaklar, bizi mezara öyle gömün diyecekler. Bunların dünyası para. Suriye'de yanlış yaptılar. Orta Doğu'nun bataklığına Türkiye'yi sürüklediler. Ben şimdi merak ediyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı kime bağlı? Devlette bir organ var ki bütün hükümetler boyunca doğrudan başbakana bağlıdır. O da Milli İstihbarat Teşkilatı'dır. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı Nisan ayından beri bomba yüklü 3 aracı takip ediyor mu, etmiyor mu? Soru 1. Adam sana adam gibi çık, benim sorularıma yanıt ver. Kaçma bir tarafa. Soru 2. Milli İstihbarat Teşkilatı en son yetkilileri ne zaman uyardı? Ben tarih vereyim mi? Vereyim. 9-5-2013. Ben söylüyorum. Tarihini de söylüyorum. Sana altından kalkamayacağın sorular soruyorum. Sana o 52 kişinin katili sensin dediğim zaman bil ki benim bildiğim bir şeyler var. Bu Milli İstihbarat Teşkilatı bir bakkala bağlı değil. Bir bakanlığa bağlı değil. Doğrudan sana bağlı. Sana bilgi veriliyor. Şimdi çıkmış efendim diyor. İstihbarat örgütleri arasında bir koordinasyonsuzluk var. İyi de sen yeni bir başbakan oldun. Sen 10 yıldır bu ülkeyi yönetmiyor musun? 52 kişinin sorumlusu, ölen 52 kişinin sorumlusu bütün demokrasilerde siyasi otoritedir. Ben kimi sorumlu tutacağım? Ölenleri mi sorumlu tutacağız? Sorumlu sensin. Adam gibi adamsan, etik değerlerin varsa, bir nebze olsun ahlak taşıyorsan o koltukta oturmaz, istifa edersin. İstihbarat örgütü belirleyecek. Araçları belirleyecek. Nisan ayından beri takip yapacak. İlgililere duyuracak. Bunlar bekliyorlar. Bekliyorlar. Patlama olsun. 52 kişi hayatını kaybetsin. Sorumlu kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Aklını yiyenlerin söyleyeceği şey bu. Sen kim oluyorsun da Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçluyorsun? Önce bir kendine bak bakalım. Devleti yönetiyorsun. Ben merak ediyorum. O araçlar Suriye'den Türkiye'ye nasıl geldi? Nisan ayından beri, başından beri takip ediliyor. Devlet görevini yapıyor. Yapmayan iktidar. Bürokrasi görevini yapıyor. Önlem almayan iktidar. İstihbaratı veriyor. Bir değil defalarca veriyor. Hatta iz kalsın diye biz görevimizi yaptık. İleride suçlanmayalım diye son uyarıyı cep telefonuyla yapıyorlar. Biz bu ayrıntıyı da biliyoruz.
Sen Suriye sınırını neden yol geçen haline döndürdün? Bakın ne diyor Gümrük Bakanı. Suriye ile yaşananlar neticesinde bu yenileme çalışmalarınızı askıya aldık. Güvenlik kamerası yoktur, doğrudur. Niye güvenlik kameraları olmaz? Çünkü terör örgütünün militanları ne itiyorlar? O militanları Suriye'ye gönderiyorlar. Gidin kardeşinizi öldürün diyorlar. Ellerine silah veriyorlar. Ceplerine para koyuyorlar. E güvenlik kamerası olursa tespit edilecek. Sınırda kontrol yapılırsa tespit edilecek. Ne olacak? Onları kaldıralım. Biz onlara lojistik destek verelim. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapan kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bakın değerli arkadaşlarım. Amberin Zaman. Değerli bir gazeteci. Biliyorsunuz. Bir gazeteden kovuldu. İşine son verildi. Suriye'de gidiyor ve muhaliflerle görüşüyor. Soru soruyor oradakilere. Cesaretimi toplayıp kritik soruyu ortaya atıyorum diyor. Türkiye'nin size silah verdiği iddia ediliyor. Doğru mu diye soruyor oradaki kişilere. Fotoğrafları da var. İlk cevap Hani'den geliyor. Konuştuğu kişilerden. Türkler bizim kardeşlerimiz. Dünya bizi yalnız bıraktı ama Türkler bize yardım ediyor. Tekrar soruyorum. Silah veriyorlar mı? Allah razı olsun diyor hani. Hafif silahlar, mermi veriyorlar. Silahların nasıl ve nerelerde teslim edildiğini soruyorum. Bu kez bir başkası cevap veriyor. Silahlar sınırın sıfır noktasında teslim ediliyor. Teslim eden Türkler sivil giysili. Ve ekliyor, teslimat gece yapılıyor. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim var herhalde. Cumhuriyeti, 90 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl bu hale getirirsin sen? Nasıl terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan bir ülke konumuna sokarsın sen? Terör örgütlerinin lideridir zaten. Bunu da söyledim. Suriye'ye Türkiye'de terör örgütlerini yetiştirip silah veren, cebine para koyan, git Suriye'de kardeşini öldür diyen adama terör örgütünün başı denir. Recep Tayyip Erdoğan da bu görevi üstlenmiştir zaten. Bekliyorum. Tazminat davası açacakmış. Açmazsan namersin sen. Hesabını soracağım ben bunun. Bizim güzel bir atasözümüz var. Körle yatan şaşı kalkar diye. Ya arkadaş, sana yanlış yapıyorsun dedik. Orta Doğu'nun bataklığına Türkiye'yi sokma dedik. Yaparsan bunun faturası ağır olur dedik. Fatura sana çıkmaz. Senin binlerce koruman var. Fatura bu millete çıkar. Reyhanlı'ya fatura çıkar. Cilve gözüne fatura çıkar. Hatay'a fatura çıkar. Fatura bütün vatandaşlara çıkar. Sana çıkmaz bunun faturası. Defalarca uyarmamıza karşı. Hayır, ben bildiğimi okuyacağım. Bildiğini okursan işte Reyhanlı'ya ancak böyle gidersin. Normal vatandaş olarak gidemezsin oraya sen. Ve oraya gitmek için de gidip önce dışarıdan icazet alıyorsun sen. İnsan da biraz adab olur ya. Kendi ülken senin burası. Değerli arkadaşlarım. Türkiye'yi terör örgütlerinin eğitim alanına döndürdünüz.
Yaşadığımız gerçeklerden birisi budur. Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye üçlüsü, Orta Doğu üçlüsü Suriye'ye demokrasi getiriyorlar. Ben merak ediyorum. Demokrasi demokratik yollarla mücadeleyle gelir. Terörle demokrasinin geldiği bir ülke görüyor, biliyor musunuz? Terör, terörün dini olmaz. Terörün milliyeti olmaz. Terörün milliyeti olmaz. Dini olmaz. Mezhebi olmaz. İdeolojisi olmaz. Teröristin insan sevgisi olmaz. Terörle demokrasi olmaz. Terörle demokrasi gelmez. Dünyada böyle bir örnek de yoktur. Terör örgütünü meşru hale getirdiğiniz andan itibaren siz ayrık artık gayrimeşru bir zemindesiniz. İşin özü budur. Siz düşünebiliyor musunuz? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti. Bir büyükelçi şunu söyleyebiliyor. El-Kaide terör örgütü değildir diyor. Büyükelçi. Bütün uygar ülkelerde El-Kaide terör örgütü olarak tanımlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçisi El-Kaide terör örgütü değildir diyor. Şimdi ben ona soruyorum. Sen aynı görüşte misin? Aynı görüşteysen çık, bunu dünyayla paylaş. Paylaşmıyorsan, aynı görüşte değilsen o büyükelçiyi görevden al. Almıyorsa aynı görüşü paylaşıyor demek. Terör üzerinde bu kadar durmamın nedeni şu değerli arkadaşlarım. Terörden en büyük zararı gören, maddi manevi zararı gören bir ülkeyiz. 36 bin yurttaşımız teröre kurban gitti. Bebekteki, Beşik'teki bebek de vardı. 90 yaşındaki nine de vardı. Türkiye'nin terörden kaçınması lazım. Türkiye'nin terörle mücadele konusunda dünyaya örnek olması lazım. Eğer siz teröristleri Türkiye'ye getirip eğitip cebine para koyarsanız dünyada saygınlığınız tartışılır. Dünyada saygınlığınız olmaz. Ağır bedeller ödersiniz. Geldiğimiz nokta bu açıdan iç açıcı bir nokta değil değerli arkadaşlarım. Bizim yapmamız gereken terörle mücadelede dünyanın öncülüğünü yapmaktır. Teröristleri alıp eğitmek, komşu bir ülkeye göndermek değildir. 90 yıllık Türkiye'nin saygınlığına gölge düşürüyor bunlar. Değerli arkadaşlarım, bir soru daha sormak istiyorum. Özgür Suriye Ordusu bir muhalefet hareketi midir? El-Kaide bir muhalefet partisi midir? El-Nusra Cephesi bir muhalefet partisi midir? Dünyada herkes biliyor ki bunlar terör örgütleridir. Peki terör örgütlerinin dünyanın kabul ettiği, uygar ülkelerin kabul ettiği kişiler Türkiye'de neden eğitilir? Neden ceplerine para konur? Neden Suriye'ye gönderilir? Neden insanlar öldürülür? Bakınız, dünyada kan akan tek yer İslam coğrafyasıdır. Gırtlağına kadar kana batan kişi de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Suriye kan gölüne döndüyse sorumlusu sensin. Orta Doğu'nun bataklığında zaten boğulacak. Kan gölünde boğulacak. Ama bizim üzüntümüz orada ölen insanlar. Yazık, günah değil mi o insanlara? Bunların kültüründe ihanet etmek vardır. Bunların kültürü böyledir. Irak'ta 1,5 milyon Müslüman öldürüldü. Sesi çıktı mı? Gıkı dahi çıkmadı. 10 binlerce kadına tecavüz edildi. Sesi çıktı mı? Sesi çıkmadı. Libya'ya gitti. Kardeşim dedi. Elinden ödül aldı. Cebine para koydular. Gazeteciler sordular. Sayın Başbakan, bu dolarları ne yapacaksın?
Bunları dedi şehit ailelerine vereceğim. Verdiğini duydunuz mu siz? Defalarca sordum. Sayın Başbakan, Kaddafi'nin verdiği dolarları sen ne yaptın diye. Tık yok. Tık yok. Ne yaptı? Kaddafi'ye de ihanet etti. Onu da arkadan hançerledi. Tıpkı Erbakan'ı hançerlediği gibi. Irak'ta 1,5 milyon insan öldü. Kendisi de sorumluluğu aldı zaten. Ben Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım dedi. Yani bütün bu ölümlerin sorumlularından birisi de benim dedi. 1,5 milyon insanın ölümünden zevk duyan bir insana ne denir Allah aşkına? Değerli arkadaşlarım, her şeye rağmen, her şeye rağmen ülkemizi seviyoruz. Kimin sorunu varsa çözüm üreten tek partiyiz. Sorun ne olursa olsun, ister dış politika, ister iç politika. En sağlıklı, en tutarlı, en kalıcı politikaları, çözümleri üreten partiyiz. Hiç kimse bunun aksini söyleyemez. Söyleyenin de alnını karıştırırım. Bu konuda çok samimiyim. Ne demiştim ben? Yalan söyleyen adamdan başbakan olmaz demiştim. Olaydan hemen sonra Reyhanlı'ya gittim. AKP'li belediye başkanını ziyaret ettim. Ve yurttaşlar etrafımı sardıkları zaman, gazeteciler soru sordukları zaman, siyasi içerikli, ben buraya siyaset yapmaya gelmedim dedim. Buraya bakın, dikkat edin, parti otobüsüyle de gelmedim. Ben buraya Reyhanlıları dinlemeye, onlara başsağlığı dilemeye, ölenlere de Allah rahmet etsin demeye geldim dedim. Bunu söyledim. Hatay'a gittim, valiyi ziyaret ettim. İl örgütünün önünde bir grup vatandaş vardı. Onlara da şunu söyledim. Alevi-Sünni ayrımı yapıyorlar. Birbirinize sizi düşürmeye çalışıyorlar. Sakın ola ki bu tuzağa düşmeyin. Çünkü Hatay bütün dinlerin odak noktasıdır. Her inançtan insanımız var. Farklı kimliklerden insanımız var. Onlarca yıldır siz burada barış içinde yaşıyorsunuz dedim. Barışı koruyun dedim. Alevi-Sünni kavgası yaratmak isterler. Sakın ola ki böyle bir şeye ortam hazırlamayın. Çünkü dedim, aynı Allah'a inanıyoruz. Aynı peygambere inanıyoruz. Aynı kitaba inanıyoruz. Aynı Ehl-i Beyt'e inanıyoruz. Söyledim. Bunları söyledim ve Ankara'ya döndüm değerli arkadaşlar. Ertesi gün başbakanın yaptığı açıklama. Kılıçdaroğlu oraya gitti Alevileri kışkırtmaya. Ne diyeyim ben arkadaşlar, ne diyeyim? Yüz mü var desenler? Ahlak mı var desenler? Sen ülkeni sevmiyorsun. Ülkeyi ben seviyorum. Sen insanları sevmiyorsun. İnsanları ben seviyorum. Hangi inançtan olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun, insan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve benim başımın üstünde yeri var. Ne demiştim? Yalancıdan başbakan olmaz. İki, bölücüden de başbakan olmaz. Bölücüden de başbakan olmaz. Türkiye'nin en kritik duyarlı alanlarına girip bölücülük yapan bir insana bu ülkede başbakanlık koltuğu verilmemeli. Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Siz barış içinde yaşıyordunuz. Huzur vardı bu ülkede. Neden böyle oldu? Huzur bu milletin hakkı değil mi? Barış bu milletin hakkı değil mi? Orta Doğu'nun bataklığına saplanıp kaldın. Kan gölüne döndürdün ülkeyi. Yine de önerimiz var. Çok geç sayılmaz. Zararın neresinden dönülürse kârdır diyoruz. Çünkü biz
ülkemizi, halkımızı seviyoruz. Ve yine bütün iyi niyetimizle hükümete bir çağrıda bulunuyoruz. Bir, Türkiye Cumhuriyeti bundan böyle Suriye'deki iç savaşın taraflarından biri olmayacağını açıklamalıdır. Demeli ki ben taraf değilim. Birbirinize girmeyin. Kavga etmeyin. Barışın demeli. İki, ben artık kendi topraklarımda yabancı terör unsurlarını getirip Türkiye'de eğitmeyeceğim, cebine para koymayacağım, eline silah vermeyeceğim ve ben bundan vazgeçiyorum diye bir açıklama yapmalıyız. Üç, ben sınırların güvenliğini sağlayacağım. Sınırların güvenliğini sağlayacağım. Böylece Suriye ile Türkiye arasında geçmişte yaşanan bütün olumsuzluklara kapıları kapayacağım. 4. Cenevre sürecini bütün samimiyetimle destekleyeceğim ve Suriye'de barışın olması için Türkiye Cumhuriyeti olarak her türlü katkıyı vereceğim. Bu 4 çağrıyı bütün iyi niyetimizle AKP hükümetine yapıyoruz. Dinlerler dinlemezler. Ama biz neydik? Biz ülkemizi seviyoruz. İnsanımızı seviyoruz. Komşularımızı da seviyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yurtta barış, dünyada barış istiyoruz. Hükümet bunları yapsın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak söylüyorum. Bunları yapın, Cumhuriyet Halk Partisi size her türlü desteği verecektir. Yeter ki ülkeye huzur, komşularımıza barış gelsin. Değerli arkadaşlarım, insanların, toplumların kutsalları vardır. Bayrak gibi, vatan gibi, anne gibi. Hepimiz anne deyince yüreğimiz titrer. Anneye küfür edilmez arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir AKP milletvekili, bizim bir milletvekilimize ağza alınmayacak küfürler etti. Annesine ağza alınmayacak küfürler etti. Ve o milletvekiliyle ilgili olarak herhangi bir yaptırım uygulanmaması gerektiğine AKP karar verdi. Bir çağrım var. Recep Tayyip Erdoğan, namuslu adamsan, bu kadar ağır konuşuyorum, namuslu adamsan o adama ceza vermedin, o metinleri al, hanımefendinin karşısında bir oku bakalım, okuyabiliyor musun? Böyle bir şey mi olur arkadaşlar? En ağır hakaretleri yapacaksın. En ağır küfürleri yapacaksın. Meclis tutanaklarına geçecek bunlar. Biz ceza vereceğiz, yaptırım uygulayacağız diyeceksin. Arkadan alıp aklayacaksın. Şimdi sormak istiyorum. Bu ahlakın ölçüsü nedir acaba? Derecesi nedir acaba? İsterse düşmanımın annesi olsun. Anne kutsaldır değerli arkadaşlar. Anneye söz söylenmez. Annelerin sadece ve sadece elleri öpülür. Hiç duymadın mı sen acaba? Cennet anaların ayakları altındadır diyordu Hazreti Muhammed. Hiç duymadın mı sen? Nasıl bu karara varırlar bunlar? Anlamakta zorlanıyorum. Gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olmamalı. Parlamentonun itibarı kirlendi. Değerli arkadaşlarım, yarın
29 Mayıs İstanbul'da görkemli bir fuarımız olacak. Binlerce projeyi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin uygulamaya koydukları binlerce projeden 500'ünü seçtik. 500'ü yarın İstanbul'da sergilenecek. Bize diyorlar ya, CHP'li belediyeler çalışmıyor. Çalışmıyor diyenlere diyorum ki gelin, çok güzel bir fuarımız var. Görün bakalım, biz mi çalışıyoruz, başkaları mı çalışıyor? Biz mi üretiyoruz, başkaları mı üretiyor? Gelin bir bakın. İstanbul'un her tarafından yurttaşlarımızı davet ediyoruz. Gelin Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ürettikleri projeleri görün. Çok güzel projeler ürettiler. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Çünkü bizim belediyelerimiz kendi beldesine hizmet etmeyi namuslu bir görev anlayışıyla sürdürüyor. Ve bunları yapacağız. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.